Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda, bir bankanın bilançosundan yola çıkarak bankaların nasıl kâr elde ettiğini görecek ve gelir tablosunu ele alacağız Bir önceki videomuzdaki örneğin üzerinden geçerek başlayalım dilerseniz Küçük bir kasabada yaşıyorduk, tasarruf sahipleriyle yatırım yapmak isteyenleri eşleştirmek için bir banka kurmuştum hatırlarsanız. İşe başladığım yılın başındaki bilançomuzu çizelim şimdi Bankayı kurmak için kendi birikimlerimden 1 milyon lira öz kaynak koymuştum Daha sonra kale gibi güvenlik görünen binamı yapmıştım Yani 1 milyon liralık gayrimenkulüm var Kasabada yaşayan kişiler paralarını yataklarının altına saklamak veya arka bahçelerine gömmek yerine getirip bu güvenli bankaya yatıracaklardı Kasabadakiler, Ümran güvenilir insan, bankası da çok sağlam görünüyor bankasına yatırdığımız para için bize faiz de ödeyecek. En iyisi biz birikimlerimizin bir kısmını onun bankasına yatıralım diye düşünüyorlar. Ve kasabadakiler gelip bankamıza 10 milyon mevduat yatırdılar. Bu kişilere paralarını istedikleri herhangi bir an gelip geri alabileceklerini söyledik ve bu kişiler bugün getirdikleri paranın bir kısmını veya tamamını gelip geri isteyebilirler. Bu sebeple topladığım mevduatların bir kısmını rezerv olarak ayırmam lazım. Eğer son derece garip bir şey olup da herkes aynı gün parasını geri çekmek için bankanın önünde kuyruğa girmezse, yaptığım hesaplara göre topladığım mevduatın %10'unu kenara ayırmam benim günlük işlemlerim için yeterli olacaktır. Topladığım mevduatın %10'unu nakit olarak kenara ayırıyorum. Bunlar benim nakit rezervlerim. Yani nakit olarak ayırdığım karşılıklar. 10 milyon lira mevduatın %10'u kadar yani 1 milyon liralık nakit karşılık ayırdım. Eğer paralarını yatıran kişiler gelip paralarını geri almak isterlerse ödemeleri yapmak için bu rezervi kullanacağım. Evet. 10 milyon lira mevduat topladım. Bunun 1 milyon lirasını nakit rezerv olarak kenara ayırdım. Elimde kredi olarak kullandırabileceğim 9 milyon liram kaldı. Buna üretken sermaye denir. Sermaye başkasının mal ve servislerini daha fazla değer kazandıracak başka şeyler üretmek ya da yapmak için kullanabilme hakkıdır. 9 milyon lira borçlarım olarak görünüyor. Hep bu terimleri kullanarak konuşuyorum. Çünkü günümüzde insanlar genel olarak birimlere yani paraya ya da liraya o kadar çok odaklanıyor ki onların temsil ettiği şeyi görmüyorlar. Bu birimler yani para, mal ve servisler üzerindeki hakları temsil ediyorlar. Evet, ilk yıla başlarken bankamızın bilançosu bu şekilde. Verdiğimiz krediler bizim alacaklarımız yani varlıklarımızı oluşturuyor. Dolayısıyla bilançomuzun aktifinde duruyorlar Verdiğimiz kredilerden %10 faiz alacağız Diyelim ki kredileri verirken analizimi çok iyi yapmışım Ve verdiğim kredilerden hiçbirisi batmıyor Hepsi gayet iyi durumda Gerçekten %10 faizimin hepsini tahsil ediyorum Burada bilançomun pasifinde de mevduat yükümlülüklerim var Parasını benim bankama getirip vadesiz mevduat hesabına yatırmış olan bu kişilere de yüzde 5 faiz ödeyeceğim Şimdi yıl içinde neler oldu, onu düşünelim Verdiğim kredilerden ne kadar faiz gelirim oldu? Dilerseniz yazalım. Evet, faiz geliri 9 milyon lira kredi vermiştim, yüzde 10 kredi faizi uyguluyorum. Demek ki 900 bin lira faiz gelirim olacak Faiz giderim peki ne kadar olacak? Bunu yeşille yazsaydım keşke. Evet, faiz gideri. Bankama 10 milyon lira mevduat yatırılmıştı. Bu mevduata yıllık %5 faiz ödeyecektim. Gider olduğu için eksi koyarak yazıyorum. Aslında gider diye belirtmişiz ama ben yine de eksi olarak yazayım bunu. 10 milyona %5 faiz demek ki mevduatlar için faiz giderim 500 bin lira olacak. Yıl içinde başka bazı giderlerim de oldu. Bunlar bankada çalışan kişilere, müşteri temsilcilerine, veznedarlara, güvenlik personeline ödediğim maaşlar. Diyelim ki bu ödediğim maaşlar 50 bin lira. Banka binasının bakımı, ısıtma, elektrik ve sigorta giderleri için de ödemeler yaptım. Özellikle binanın bakımına çok para harcadık çünkü ışıldayan granit zeminler kullandık. Bakımlı bir dış cephemiz oldu ve binamızın dışarıdan sağlam ve gösterişli bir kale gibi görünmesi gerekiyordu. Evet, diyelim ki bu gibi masraflarımızın tamamı için de yılda 50 bin lira ödedik. Yani faiz dışı giderlerim toplam 100 bin lira yaptı. Peki bu durumda elimizde ne kaldı ona bakalım. Evet 900 eksi 500 bu da 400 eder Bundan 100 daha düşelim evet 300 kaldı Küçük ve ilkel bir kasabada yaşıyoruz demiştik ancak Kasabamız vergi ödenmeyecek kadar da ilkel değil Kasabanın yöneticileri bankamızın gelirlerinden vergi alacaklar yani bu bizim vergi öncesi gelirimiz olacak Telefonum çalıyor açmayacağım şimdi en iyisi görmezden gelelim Açıkçası biraz zor oluyor görmezden gelmek ama neyse devam edelim. Bizden gelir vergisi alıyorlar. Neymiş gelir vergisi? Diyelim ki gelirimizin üçte birini vergi olarak kasabanın yönetimini ödemek zorundayız. Yani 100 bin lira alacaklar. 300 bin lira hatırlarsanız vergi öncesi karımdı. 100 bin lira da vergi ödedik. Peki şimdi net karımız ne kadar oldu? 300 eksi 100 dersek, evet 200 bin lira net karım var. Evet, bu tablonun kenarına güzel, düzgün bir kutu çizelim. Daha ciddi görünsün. Evet, bu tablonun ismi gelir gider tablosu. Çok şirin durdu gerçekten. Evet, bu kadar para kazandığıma göre yıl sonu bilançom nasıl görünecek? Şimdi ona bakalım. Bu kredilerin ana paraları henüz geri ödenmedi ve kredi alan müşteriler sadece %10 faizlerini ödediler. Yani bu krediler hala bilanço'mda duruyorlar. Bunu bilançomuza yazalım. Kredi alacaklarımız hala 9 milyon lira. Sonuç olarak binamda hala durduğuna göre binanın bakımına çok iyi para harcadık ve bunun değeri hala 1 milyon lira. Şimdi nakdimiz ne kadar? Daha önce 1 milyon lira nakit rezervimiz vardı ve yıl boyunca mevduatlarımın aynı kaldığını varsaydım. Yani benim mevduat büyüklüğüm değişmedi. Yıl içerisinde 200 bin lira para kazandığımızı hesaplamıştık. Buradaki rakam bu 200 bin lira net kârda artık nakit. Yani artık 1.2 milyon liralık bir nakdim var. Şimdi bilançomun pasifine geçelim. Mevduatlarım hala 10 milyon lira. Mevduatlar banka bilançosunun pasifinde yer alıyor. Çünkü banka olarak bu mevduatları sahiplerine geri ödemekle yükümlüyüm. Bu mevduatları benim bankamın mudilere karşı olan borcu gibi de düşünebilirsiniz. Peki, bu durumda öz kaynaklarım ne oldu? Başlangıç bilançosunda öz kaynaklarım 1 milyon liraydı. Şimdi ne kadar? Şimdi öz kaynaklarıma bakalım. Toplam aktiflerim, eksi toplam pasif, evet işte bu toplandı. Toplam aktiflerim şimdi ne kadar? 9 artı 1 artı 1.2 yani toplam aktiflerim artık 11.2 milyon lira. Eski pasiflerimin toplamı yani eksi 10 diyorum. Buradan da öz kaynaklarım 1.2 milyon lira olmalı. İlk bilançoda öz kaynakların 1 milyon liraydı. Yeni bilançomda öz kaynaklarım artık 1.2 milyon liraya yükselmiş oldu. Delta'yı kullanabiliriz burada. Bu üçgen delta demek yani değişiklik, öz kaynaklardaki değişiklik. Demek ki öz kaynaklardaki değişiklik 200 bin liraymış. Bu rakam net karıma eşit. Evet, gelir gider tablomuz bu. Bilançolarımız da burada. Evet, şimdi bilançolarla gelir tablosunun ilişkisi hakkında ne söyleyebiliriz ona bakalım. Bilanço firmanın mali durumunun bir anlık görüntüsüdür. Bu yıl başındaki bilanço, bu da yıl sonundaki bilanço. İlk bilanço yılın başında, ikinci bilanço da yılın sonunda bankamızın varlıklarının ve yükümlülüklerinin neler olduğunu gösteriyor. Gelir tablosu da bu bilançodan diğer bilançoya giderken neler olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor. Nereden ne kadar para kazandınız, nerelere ödeme yaptınız, sonuç nedir gibi bilgileri gelir gider tablosunda görüyorsunuz. Net karınız artı bir değerse eğer, bir sonraki bilançoda öz kaynaklarınız bu değer kadar yükseliyor. Net karınız eğer eksi bir değerse bunun tam tersi oluyor. Yani Öz kaynaklarınız azalıyor. Net karınıza öz kaynaklardaki değişiklik de diyebilirsiniz. Öz kaynak karlılığı terimini duymuş olabilirsiniz. Kısaca buna da değinmek istiyorum. Başlangıçta öz kaynaklarımız ne kadardı hatırlayalım. Evet 1 milyon liraydı. Peki net gelirimiz ne kadar oldu? O da 200 bin liraydı. Şimdi 200 bin lira bölü 1 milyon lira dersek eğer bu %20 Eder. Demek ki öz kaynak karlılığımız %20'ymiş. 1 milyon lira yatırdık ve bunun %20'si kadar kar elde ettik. Demek ki öz kaynak karlılığımız %20 oldu. Aslında öz kaynak karlılığı, öz kaynaklardaki değişim bölü başlangıçtaki öz sermayemiz demektir. Bu da net gelir bölü başlangıçtaki öz kaynağı karşılık gelir. Ben başlangıçtaki öz kaynak diye tanımlıyorum ama bazıları öz kaynak ortalaması diye de tanımlayabiliyor. Bu şekilde de duyabilirsiniz bunu. Muhasebeyi gerçekten çok seviyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Değişik mali tablolar anlamlı bir şekilde birbirini tamamlıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.